Bir veli olarak çocuğunuzun hayatındaki en önemli kişi sizsiniz. Her çocuğun ve gencin arkadaşları ve ailesiyle birlikte iyi ve sağlıklı bir yaşam hakkı vardır. İyi yetişmek ve sağlıklı bir şekilde gelişmek imkanları olmalıdır. Yetişkin bir yaşa geldiklerinde kendi kendilerini geçindirebilecek ve bir iş olanağı verebilecek bir eğitim yapabilmelidirler. Çocuklarının yetişmesinden, iyi bir durumda olmalarından ve diğer çocuklarla eşit bir şekilde gelişmelerinden anne baba sorumludur. Çocuğun günlük yaşamının büyük bir bölümü evin dışında geçmektedir. Onun için velilerin çocuğun okuldaki ve boş zamanlarındaki günlük yaşamını ve gelişmelerini aktif olarak yakından izlemeleri önemlidir. Ancak her çocuk okulda ve boş zamanlarında başarılı olabilmek için velilerinden yeterli destek görmemektedir. Bu, çocukların iyi bir şekilde yetişemedikleri ve bir eğitim almalarını ya da bir iş bulmalarını zorlaştırdığı anlamına gelebilir. Siz veliler, çocuğunuza daha iyi destek olabilmeniz için yardım görebilirsiniz. Veliler, öğretmenler, pedagoglar ve sosyal danışmanlar çocukların ve gençlerin büyüdüklerinde iyi bir yaşam içinde olabilmelerini hep birlikte sağlayacaksınız. Hoş geldiniz. Gelebildiğiniz iyi oldu. Belediyece toplantıya çağrıldınız. Çocuğunuza bugün ve gelecekte nasıl yardımcı ve destek olabileceğinizi birlikte konuşabilmemiz için toplantıya katılmış olmanız önemli. Bu toplantıda ele alınacak konu budur. Bir veli olarak çocuğunuza destek için çocuğunuzun okula gelmesini sağlayın. Okuldaki veli toplantılarına katılın. Çocuğunuzu spor ya da müzik gibi boş zamanları değerlendirme etkinliklerine getirip götürün. Çocuğunuzla yatma ve evde bulunacağı zamanlar için anlaşma yapın. Veliler için düzenlenecek bir programa siz de katılın. Çocuğunuzun boş zamanlarında neler yaptığını, kimlerle birlikte olduğunu gözleyin. Çocuğunuza yardımcı ve destek olacak diğer toplantılara da katılın. Şimdi toplantının konusunun ne olduğunu biraz biliyorsunuz. 15 yaşındaki Ali ile ilgili filmi seyrediniz. Ali'nin günlük yaşamında neler yaptığını ve kimlerle beraber olduğunu biliyor musunuz? Hey Ali. Selam Ali, hala yatmamışsın. Bir salı günü akşamı ve yaklaşık gece yarısı. 15 yaşına yeni giren Ali, kendisinden biraz yaşlı arkadaşlarıyla beraber. Gençler gürültü çıkarıp mahalle halkını rahatsız ediyorlar. Belediyenin sokaktaki bir görevlisi oradan geçmektedir ve kendisine bir şeyler sorar. Ali yanıt vermez. Arkadaşları da bu görevliye çirkin konuşurlar. Sokak görevlisi Ali'yi tanımaktadır. Çünkü Ali bazı arkadaşlarıyla birkaç ay önce okulda ciddi hasarlar yapmıştır. Bu sokak görevlisi okulda Ali'nin velileri ve sosyal danışmanla düzenlenen bir toplantıya katılmıştır. Ali okul danışmanı ile birlikte bir marangozun yanına pratisyen olarak girip giremeyeceğini öğrenmek istiyor. Marangoz olmayı isterdim, diyor Ali. Birçok iş yeri, işe alacağı öğrenci ve pratik yapacaklardan temiz sicil belgesi ister. Ali, suç işlemeye devam ettiği takdirde bunun eğitim yapma olanaklarını bozacağını bilmektedir. Danışman Ali'ye bir marangozda pratik yapmak istiyorsa okuluna dikkat etmesini söyler. Danışman, Ali'nin kötü davranışlarla polisin takibatına uğramamasında önemli olduğunu vurgular. Aksi takdirde bir iş yerinde pratik yapıp eğitim görebilmesini zora sokacağını belirtir. Ancak Ali okuldan bıkmıştır. Okulda pek çok arkadaşı da yoktur. Bu yüzden de beraber olabileceği gençler sadece kendisinden yaşlı olanlardır.
Ergenlik çağındakiler birçok şeyi kendileri yapabiliyorsa da siz veliler çocuğunuza dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzun yaşamını izlemeniz ve bir sorunu olduğunda, örneğin bir suç işlediğinde kendisine destek olmanız, yardım etmeniz önemlidir. Ali! Ne yapıyorsun Ali? Dışarı çıkacağım sadece. Ali, velilerine neler yaptığını söylemeyip kaçamak cevaplar vermeyi iyi becerir. Ve dışarı çıkmadan kendisiyle eve ne zaman geleceği anlaşması yapılmamıştır. Neredesiniz? Sokak görevlisi Ali'nin akşam ve gece dışarıdayken yaptıklarından kaygı duymaktadır. Günlük yaşamında çocuklarına yakın olan velilerin çocuklarının iyi durumda olmalarından ortak sorumludurlar. Belediyelerin sosyal danışmanlarının durum gerektirdiğinde çocukların yetişip gelişmelerinde velilere yardımcı olmak ve çocuklara gelecekte uygun olanakların yaratılmasını sağlamak görevi vardır. Ali, anne babasının ve günlük yaşamında etrafında bulunan diğer yetişkinlerin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bir eğitim alma ve iş bulabilme olanakları tehlikededir. Sokak görevlisi Ali'ye ilişkin kaygılarını daha sonra ailenin sosyal danışmanına ve okula iletir. Sosyal danışman ile Ali'nin velileri arasında önceden yapılmış bir toplantıda Ali'ye okuluna dikkat etmesine yardımcı olmaları, gece uykusunu iyi alarak okula dinç bir şekilde gitmesini sağlamaları için anlaşma yapılmıştı. Ama Ali gece uykusunu almamakta ve okuluna dikkat etmemektedir. Ali'nin velileri belediyede tekrar bir toplantıya çağrılmıştır. Sosyal danışman ile görüşeceklerdir. Arkadaşlarıyla ve suç olaylarına ilişkin sorunlarında birlikte Ali'ye nasıl yardım edebileceklerini konuşacaklardır. Ve Ali'nin arzu etmekte olduğu eğitim olanaklarının gerçekleştirilebilmesi için velilerin Ali'nin yeniden okuluna dikkat etmesini, uykusunu iyi alabilmesini ve daha sağlıklı bir yaşam içinde olmasını nasıl sağlayabilecekleri ele alınacaktır. Eğer Ali gelecekte kendi kendini geçindirebilecek ve kurtarabilecekse bütün bunlar önem taşımaktadır. Hoş geldiniz. Gelebildiğiniz iyi oldu. Çocuğunun gelişmesi ve iyiliği için işbirliği.